Evet sevgili 6. sınıf arkadaşlar, herkese selamlar. 6. sınıflar hafta sonunu nasıl değerlendirmeli? Şimdi size çok güzel şeyler söyleyeceğim. Haydi videoyu izleyelim. Evet sevgili arkadaşlar, 6. sınıf itibariyle herkes bizden çok ders çalışmamızı istiyor olabilir. Ancak tabii ki biz saatlerce ders çalışmanıza gerek yok diyoruz. Sadece istikrarlı bir şekilde yapmanız gerekenleri yaparsanız aslında çalışmalarınız olmuş demektir. Hadi gelin onların biraz daha detayına inelim. Şimdi öncelikle ilk maddemiz sabah çalışmanız. Yani cumartesi ve pazar biliyorsunuz hafta sonu günlerimiz ve bizler eğer sabah kalkar, öğleye kadar çalışmalarımızı yerine getirirsek hafta sonu bizim için verimli olmuş olur. Çünkü bazı arkadaşlarımız ne yapıyor? Sabah uyanıyor, ders çalışmalıyım düşüncesine giriyor. Sonra yemek yiyor, biraz televizyon izliyor, belki biraz bilgisayarda vakit geçiriyor derken akşam saatleri geliyor ve hala ders çalışmalıyım düşüncesi kafamızın içerisinde dönüp dolaşıyor. İşte bu durum maalesef hem bizi ders çalışmaktan alıkoyuyor hem de zihnimizin içinde bu ders çalışma durumu sürekli olarak aklımıza geliyor. İşte arkadaşlar, buna dikkat edersek, yani çalışmalarımızı sabah yaparsak bizim için çok keyifli olur. Çünkü öğle vakti çalışmalarımız bitecek ve günün geri kalan kısmı bize kalacak. Gelelim bir sonraki maddemize. Arkadaşlar bir sonraki maddemiz programlı hareket etme üzerine. Şimdi bizler cuma günü okuldan geldikten sonra bir hafta sonu planlaması yapmalıyız. Eğer cumartesi ve pazar günleri neler yapacağımızı cuma gününden planlamış olursak neler yapacağımızı önceden bilmiş oluruz ve cumartesi ve pazar günleri geldiği zaman dersimizin başına oturduğumuzda acaba bugün ne yapsam sorusunu sormamış oluruz ve bu da bizim başarılı olmamız için oldukça önemli. Ve gelelim bir sonraki maddemize. Bir sonraki maddemiz çalışma sürelerinizi belirlemeniz. Şimdi cuma gününden programınızı yapmanız gerektiğini ifade etmiştim. Sıra geldi cumartesi ve pazar günü ne kadar ders çalışacağımıza. Şimdi özellikle hocam ben ne kadar ders çalışmalıyım diyen arkadaşlara tabii ki bizim klasik sistemimizi söylüyoruz. 40 dakika ders, 10 dakika ara, 40 dakika ders, 10 dakika ara ve 40 dakika ders. Yani 3 tane 40 dakika yaptığınız takdirde aslında tüm ihtiyacınızı karşılamış olursunuz ve bunu cumartesi ve pazar günleri de yaptığınız zaman güzel bir çalışma aslında gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bunu değiştirmek isteyen arkadaşlar olabiliyor. Hocam ben 10'ar dakika ara vererek 1 saat çalışmak istiyorum ya da hocam ben 25 dakika, 30 dakika gibi farklı süreler kullanmak istiyorum diyen arkadaşlar var. Onlar da istediğiniz süreleri organize edebilir. Tamamen o anki ödevleriniz, hedefleriniz, bunların hepsi sizin çalışma sürelerinizi belirler. İstediğiniz gibi organize edebilirsiniz. Ve yine bir sonraki maddemiz bu oturumların içeriğinin nasıl olacağı ile ilgili. Arkadaşlar 3 oturum en az yapacaksak eğer, bunların bir tanesi mutlaka konu anlatımı olması lazım. Eğer konu anlatımlarınız süre olarak erken biterse hemen ardından soru çözümüne geçebilirsiniz. Bir sonraki oturumda da, yani ikinci oturumda da tabii ki soru çözümüne yüksek tempoda devam ediyoruz. Bittikten sonra ise arkadaşlar son oturumu sadece yanlışlarımıza ve boşlarımıza ayırmalıyız. Unutmayın, yanlışlarımızı ve boşlarımızı öğrenmeye çalıştıkça deneme netlerimiz artar ve biliyorsunuz ileride LGS'ye gireceğiz. Şimdiden yeni nesil soruları anlama ve anlamlandırma noktasında en etkili çalışma budur. Ve gelelim son maddemize. Son maddemiz bir tavsiye arkadaşlar. Şimdi içerisinde bulunduğumuz dönem bizim tamamen kendimizi geliştirmemiz gereken bir dönem. Evet, bunu söylediğimde sadece derslerde başarılı olmayı anlamamalıyız. Bununla birlikte yeni hobiler edinmemiz lazım. Sanat, spor, müzik gibi alanlarda eğer ilgi duyduğunuz bir şey varsa bunlara yönelmek için hafta sonu bizim için mükemmel bir fırsat olabilir. Bu yüzden ilgi alanlarınız doğrultusunda sizlere tavsiye ettiğimiz üzere canınızın istediği şeyleri yapmaya çalışın. Bunlara özellikle hafta sonu zaman ayırın ve bu da sizin gelişiminiz için oldukça önemli olacak. Evet sevgili arkadaşlar, sizler hafta sonu için ne planlıyorsunuz? Onların hepsini aşağıda yorumlarda tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.